Merhaba arkadaşlar. Bugün 2023'ün temettü şampiyonlarını açıklıyorum. Yani 2023'te en fazla temettü veren oransal olarak tabii ki en fazla temettü veren 10 şirketi açıklayacağım arkadaşlar size. Temettü önce ne yapıyoruz? Kısaca bunu bir hatırlayalım. Temettü alınca hangi hisseden temettü aldıysak yine o hisseden o temettüden gelen parayla yine o hisseyi alırsak elimize fazla bir para çıkmadan elimizdeki hisse sayısını artırmış, ortaklığımızı güçlendirmiş oluruz. Bunu da kısaca bir hemen hatırlatayım istedim. Hemen başlıyorum saymaya. 10. sıradan başlıyorum. 10. sırada Yapı Kredi var arkadaşlar. %7,5 temettü vermiş. 9. sırada Gelecek Varlık Yönetimi %8. 8. sırada Natural Gaz %8. 7. sırada Tekfen Holding %8 temettü vermiş arkadaşlar. 6. sırada ise Akbank var. %8,40 oranında temettü vermiş. 5. sırada Pergamon 9,30. 4. sırada Info Yatırım 9,40 oranında yine temettü vermiş. Şimdi ilk 3'e geçiyoruz. Bu ilk 3'teki hisseler %10'un üzerinde zaten. 3. sırada Başkent Doğalgaz %10,30. 2. sırada Tüpraş 10,50. 1. sırada işte arkadaşlar Doğuş Otomotiv geliyor. 11,20 oranında temettü vererek 2023'ün temettü şampiyonu da Doğuş Otomotiv olmuş arkadaşlar. Bu şekilde yatırım yaparken işte temettü veren hisselere tercih edersek işte bir yandan paramız doğurmuş gibi oluyor. Hem değerleniyor zaten hisseler biliyorsunuz. Son zamanlar biraz düşse de. Hem hissemiz değerlenirken bir yandan da temettü vererek bize ek hisse almamızı olanak sağlıyor arkadaşlar. Ya da oradan bir genel temettülerle işte harçlık yapıp harcayabilirsin. Ama benim tercihim tekrar o hisseden alıp ortaklık yapımı güçlendirmek, elimdeki hisse sayını artırmak olur arkadaşlar. Bu şekilde faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. İyi günler.